Merhaba değerli öğrencilerim. Ben Selma Batuk. Özel Bilecik İdivali Şehir Koleji 4. sınıf öğretmeniyim. Bugün sizlerle Türkçe dersimizde işleyeceğimiz konu anlatım uzukluğu. Değerli öğrencilerim, Bizler insan olarak duygu ve düşüncelerimizi karşımızdaki diğer insanlara aktarırken kurduğumuz cümlelerin açık, anlaşılır olması, gereksiz, gereksiz unsurlar içermemesi, çelişkili olmaması ve dil bilgisi açısından da doğru olması gerekir. Aksi halde anlatım bozukluğu dediğimiz e, bozukluklar ortaya çıkar. Anlatım bozukluğunun nedenleri şunlardır. 1. Gereksiz sözcük kullanımı. Aynı ya da yakın anlamlı sözcüklerin bir araya gelmesiyle oluşur. Verilen cümlede bir sözcük cümleden çıkarıldığında anlamda bozulma olmuyorsa o kelime gereksiz bir kelimedir. Bunları şimdi örneklerle göstereceğiz. Mutlu mesut bir ömür dilerim cümlesinde mutlu mesut Aynı anlama gelen sözcüklerdir. Bu nedenle her ikisinin birlikte kullanılması da gereksiz sözcük kullanımı nedeniyle anlatım bozukluğuna sebep olur. Her ikisi birlikte kullandığı yanlıştır bu. O yüzden ye dedik. Onun yerine mesela sadece mutluyu kullanıp mutlu bir ömür dilerim. Doğrusu da budur. Başka bir örnek konuyu ayrıntılı ve detaylı bir şekilde incele cümlesinde. Şimdi değerli öğrencilerim, ayrıntı, detay aynıdır. Aynı anlama gelir. Hani yazılışları, okunuşu farklı da olsa aynı anlama gelir. O nedenle buraya biz yanlış koyduk. Anlatım bozukluğuna sebep olur. Çünkü gereksiz bir cüm kelime vardır bu cümlenin içinde. Şimdi biz detaylıyı çıkartırsak konuyu ayrıntılı bir şekilde incele dediğimizde doğru bir cümle kurmuş oluruz. Gereksiz sözcüğün, sözcüğün bir tanesini atmış oluruz. Evet, anlatım bozukluğuna sebep olan diğer bir etken ise çelişen sözcüklerin bir arada kullanımıdır. Anlamca birbirine karşı ya da birbirleriyle çelişen sözcüklerin aynı cümlede kullanılması da anlatım bozukluğuna bozukluğun nedenidir. Örnek verelim. Kitapçıya mutlaka uğrayabilirim cümlesinde. Bakın çocuklar. Mutlaka uğrayabilirim. Şimdi mutlaka ne demek? Kesinlikle yani bir kesinlik bildiriyor. Hani kesinlikle uğrayacağım demektir. E bir de yanına uğrayabilirim. Yani bir olasılık yani uğrayabilirim de uğramayabilirim de gibisinden. Hem mutlaka hem de uğrayabilirim demek. Mutlaka kesinlik bildiriyor. Uğrayabilirim. Kelimesi ise olasılık belki manasındadır. Bu da Çelişkili bir e, sözcük kullanıldığı için anlatım bozukluğuna sebep oluyor. Başka bir örnek. Çelişen sözcüklerle ilgili. Bu iş tam olarak bitti sayılır. Şimdi bakın burada işin tam olarak bitti diyor. Bak tam olarak bitti. Hem böyle söylenir hem de sayılır. Tam olarak ne demektir? Çocuklar bitti. Kesinlik var. Bitti. E Sayılır. Yani daha bitmemiş. Çelişkili. Kesinlik yok. İşte bu da çelişen sözcükler şimdi tam olarak ve sayılır. Çelişen sözcükler birbirine çelişen sözcükler kullanıldığı için anlatım bozukluğuna sebep olur. Diğer bir örneğimiz kuşkusuz duyduğum ses onun sesi olmalı. Hem diyor ki kuşkusuz hem de olmalı. Ya yani kuşkusuz ne demek? Yani kesinlikle onun sesi manasında. Kesinlik var. Ama olmalı da olasılık. Demek ki, kuşkusuz ve olmalı birbirleriyle çelişen sözcüklerdir. İşte bunlar örneklerde olduğu gibi anlatım bozukluğuna neden olur. Evet. Bir başka e, sebep ise virgülün gereken yerde kullanılmaması. Şimdi değerli öğrenciler bazı cümlelerde virgülün kullanılmaması ya da uygun yerde kullanılmaması anlam karışıklı, karışıklığına neden olur. Bu da anlatım bozukluğunu oluşturur. Şimdi buna örnekler verelim. Şöyle bir cümlemiz olsun. Yaşlı kadına minnetle baktı. Şimdi arkadaşlar yaşlı kadına minnetle baktı cümlesinde. Yaşlı kadına mı minnetle bakılıyor? Yoksa yaşlı diğer kadına, yaşlı kadına mı minnetle bakıyor? Şimdi böyle olduğu zaman ha yani yaşlı kadın mı demek isteniyor? Ya da yaşlı birisi. Kadına minnetle baktı bu anlaşılmıyor. Bu nedenle şimdi cümleyi biz e, yazdığımızda virgülü kullanırken yaşlıdan sonra kullanırsak yaşlı kadına minnetle baktı. O zaman net olarak anlaşılır. Yaşlı birisi yani kadına minnetle baktığını anlarız. Eğer biz virgülü yaş e, yaşlıdan sonra değil de kadından sonra kullanırsak şurada olduğu gibi yaşlı kadına minnet minnetle baktı. Evet, burada kadının yaşlı olduğunu anlarız. Hani işte virgülün konulması, virgülün hangi kelimeden sonra konulması, anlatım bakımdan çok önemli. Anlama ve anlatım bakımdan çok önemlidir. Ayrıca başka bir örnek, kadın şoförü şöyle bir sözlü cümlesi, süzdü cümlesinde şimdi Kadın şoförü. Şoför kadın mı yoksa şoförü süzen mi kadın? Burada virgül kullanmadığımız için e, bir şey oluyor yani anlamada e, anlam karışıklığına sebep oluyor. Ama biz kadından sonra virgülü kullanırsak kadın şoförü şöyle bir süzdü. Yani şoförü süzenin kadın olduğunu hemen anlarız. Evet diğer bir örnek vereceğim şimdi sizlere misafir odasına doğru yürüdü cümlesinde. Yani misafir kendine ayrılan odaya doğru mu yürüdü ya da misafir odasına doğru yürüyen mi var? Şimdi burada biz virgül kullanırsak misafirden sonra bir virgül kullanırsak misafir odasına doğru yürüdü. Herhangi bir karışıklığa sebep olmaz. Diğer bir sebep ise dördüncü madde sözcükleri yanlış kullanma da anlatım bozukluğuna sebep olur. Anlamca birbiriyle karıştırılan ve yanlış anlamda kullanılan sözcükleri birbiri yerine kullanmak da anlatım bozukluğu oluşturur. Evet, bu maddeye de örnekler verelim. Çok üzgün olmasına karşılık hiç belli etmedi. Şimdi çok üzgün olma karşılık mı, karşın mı? Karşılık denmez. Karşın çok üzün olmasına karşın hiç belli etmedi. Şimdi birbiriyle karıştırmış bu sözcükler. Karşılık değil karşın olacak. Soruyu cevaplarken oldukça çekimser davranıyordu. Şimdi çekimser mi çekingen mi? Tabii ki çekingen olacak. Soruyu cevaplarken oldukça çekingen davranıyordu olması gerekir. Yanlış kelime, sözcükleri yanlış kullanma oluyor tabii. Yapacağımız çalışma bu dönemi kaps kaplayacak böyle denmez e, yapacağımız çalışma bu dön dönemi kapsayacak olur yanlış kelime kullanılmış yukarıda Doğrusunda biz kırmızı ile aşağı alt kısımlara yazdık evet beşinci madde deyim ve atasözlerin yanlış kullanma da ne yapar arkadaşlar şey yapma anlatım bozukluğuna sebep olur De deyim ya da atasözleri anlamlarına uygun cümlelerde kullanılmaz ya da kalıplaşmış olmalarına rağmen sözcükleri değiştirilirse anlatım bozukluğu oluşur. Şimdi bunu da örneklerle gösterelim değerli öğrencilerim. Şimdi anlatacaklarıma dikkatlice kulak kabartın. Şimdi anlatacaklarıma dikkatlice kulak kabartmak. Kulak kabartmak ne demektir? Gizlice kimse görmeden dinlemek demektir kulak kabartmak. Konuşulan bir şeyi gizlice dinlemektir. Ama şimdi anlatacaklarımı e, dikkatlice anlatacaklarıma dikkatlice kulak verin. Doğrusu bu. Kulak vermek dikkatle dinlemektir. Diğer bir örneğimiz baştan tırnağa muayene olmuştu. Şimdi baştan tırnağa yanlış. Baştan ayağa çünkü kalıplaşmış. Baştan ayağa muayene olmuştu. Doğrusu da bu. Diğer örneğimiz ağaç dalıyla gürler. Arkadaşlar değil mi? Atasözlerinde kalıplaşmış olmalarına rağmen de sözcüklerin yerleri de, sözcükler değiştirilemez diye bir kural vardı. Dalıyla değil ağaç yaprağıyla gürler. Evet değerli öğrencilerim bir konumuz da burada bitti. Bir sonraki dersimizde tekrar birlikte olmak üzere. Hepinize iyi günler. Hoşçakalın.